компании RED, которая помогла нам поучаствовать в этой выставке. Мы здесь ищем новых партнеров в Турции и на Ближнем Востоке, и в Африке в том числе. У нас большое количество контактов, нам очень интересно. А мы рады побывать в Турции на выставке World Food и представить свою продукцию на вашем рынке. А мы первый раз на этой выставке, вообще мы первый раз в Турции, очень рады участвовать в этой выставке. А мы видим, что Турция один из лидеров Ближнего Востока по торговле. На выставке помимо турецких импортеров очень много представителей различных стран, арабских, Ирана, африканских стран. Поэтому нам очень нравится, мы надеемся, что по итогам выставки заключим ряд контрактов. Мы очень рады присутствовать на этой выставке. Это наш первый опыт такой большой выставки. Очень много людей подходит. Вот мы рады представить нашу продукцию, которая производится в России. Вот, мы производим практически все средства для профессиональной уборки, для профессионального клининга. Вот, косметику производим, жидкое мыло, средства для мытья посуды, гель для стирки и так далее. Вот, в нашем портфеле на сегодня... Gelenek olarak bizim şirketlerimiz Türkiye'de ve İstanbul'da yapılan bu tür fuarlara büyük ilgi gösteriyorlar ve birkaç senedir bizim Rusya İhracat Merkezi'nin yardımıyla buraya bir takım bizim şirketlerimiz geliyor. Mesela bu sene 30'a yakın Rus şirketi, gıda şirketi bu güzel fuara katılıyor. Onların ürettikleri çeşitli ürünleri buraya getirdiler. Hem ham madde şeklinde, yani ilk ürün dediğimiz ürünler var. Aynı zamanda işlenmiş şekilde yapılan ürünler de mevcuttur. Bu ürünlerin özellikleri var. Mesela bazıları Rusya'nın otantik bölgelerde, yani doğal olarak temiz olan bölgelerde üretilen ürünlerdir. Onlar bunun sayesinde Türkiye'deki tüketicilerin ilgisini çekebilir. Bazı ürünler de özel olarak, yani sadece mesela Rusya'da üretilen ürünlerdir. İşte onlar da bizim, yani buradaki piyasada kendi müşterisini bulabilir. Ve bunun sayesinde tabii Rusya'nın da ana amaçlarından biri, yani ham madde dışındaki ürünlerin ihracatını arttırmak. İşte bu tür sergilerin, fuarların sayesinde ve bu tür malların ihracatı hacmi artırılabilir. İşte bu şekilde genel olarak bizim ihracatımızın hacminin artırılması görevini yerine getiriyoruz. Aynı zamanda bu bizim yaptığımız ihracat içinde ham madde dışındaki ürünlerin hacmini de artırıyoruz. Son olarak Türkiye ve Rusya arasındaki ihracatı rakamsal olarak nasıl değerlendirirsiniz? Yani çok güzel ilişkilerimiz var. Özellikle son dönem içinde büyük bir ivme kazandı ikili ekonomik ilişkilerimiz. Mesela geçen sene bizim ikili ticaret hacmimiz hemen iki misli diyebiliriz artmıştır. %80 olarak arttı ve 62 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Ve tabii bu sene de bu trendler devam ediyor. Yani ilişkilerimiz gelişiyor ve çeşitli yeni mal grupları bu ticarete giriyor. Ve ümit ediyoruz ki yani potansiyelimiz var. Her iki tarafta da diğer tarafa teklif edilebilecek mallar var ve bunu gerçekleştirmeye devam edeceğiz.